Evet. Ece ile seçmece kaç seans oynadınız? Ece ile seçmece 2 gün sürdü ama 3 seans oynadık. Evet. Dolu doluydu hocam. Güzel bir ilgi vardı. Bir de askerden gelmişiz. Dedik bunu askerde yazdık. Mutlaka işte farklı beklentiler oldu. Belki de dediler Levent Hoca acaba askerlik anlarını mı oynayacak? Biz daha bir şey yaptık. Gündemde olan konuları tiye aldık ki bundan sonra da yine öyle yapacağım. Gündemde olan konuları. Yani ekstra bir çaba sarf etmiyoruz. Oturup televizyon seyrediyorum işte herkes gibi. Yani evlilik programı ben de seyredim. Evet. Çünkü talep ona var. Birileri şu hoca şu şey seyrettim işte bir bayan şunu yaptı ondan evlendi ondan boşandı. Ya bana ne? Ama mecbur Ben izliyoruz. zaman zaman bana gelen böyle o internet kafe bağımlısı olan ya da o internet üzerinden oynanan oyunların bağımlısı olan çocukların duygularını anlayabilmek için o oyunlardaki film karakterleri öğreniyorum. Hani çünkü hani karşınıza bir çocuk geliyor, onunla bir terapi görüşmesi yapacaksınız. Ama sizin Metin 2'den haberiniz yok. Metin 2'deki oyun karakterlerinden haberiniz yok. Ondan sonra adam şimdi der ki ya beni anlamaz ki bu doktor. Hani ben ne yaptığımı bilmiyor. O yüzden hani bazen aslında hani o programları, o şeyleri, insanların sorun yaşadığı şeyleri biraz entelektüel olarak bizlerin de bilmesi gerekiyor. Tiyatrocu olarak zaten siz izleyerek senaryonuzu oralardan etkilenerek çıkardınız ama gerçekten güzel, benim keyif aldığım bir oyundu. Ben o oyunun hani ulusalda da iş yapabileceğini düşünüyorum. Levent Genç eğer yeterli bir destek alırsa, ulusal düzeyde bir destek alırsa çok eğitici bir program. Yani hani 100 bölüm aile programı izleyin ama bir tane Ece ile Seçmece izleyin. Hepsini harmanlıyor böyle hepsinden. Hani insanları sonuca götürüyor. Yani insanlara böyle gülerken doğru düşündürtmeyi öğretiyor aslında. O açıdan gerçekten çok tebrik ediyorum sizi ve ekibinizi. Ve Ecele Seçmece'de birçok konuyu işledik. İnsanların birbirine durup dururken, normal bir şeyken saldırması. Evet, ani tepkilerle. Birden ani tepki veriyor. Siz lütfen keser misiniz? Siz konuşmayın. Evet. Mikrofon istiyor. Yani biraz O bencil bir toplum mu şeyler. olduk? Yani kendini böyle tanıtmak isterken, Evet. kendisi biriyle tanışmaya çalışırken aslında başka insanlar da hiç önemi yok. Hani onları kırmak, onları dövmek, onları hırpalamak da hani ben varsam hani ben merkezci bir yapı diyoruz biz ona. Evet. Hani orada da o oyunda da onu gösteriyorsunuz aslında. Kavgayla, dövüşle kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Burada bunu Evet. vermeye çalıştı. Ondan sonra o Facebook'ta sahte işler, sahtekarlık, ondan sonra Evet. insanları kandırmak, duygularıyla oynamak, paralarını almak, işte o kutudan çıkma, sahte bir resim gösteriyor, kutudan başka bir insan çıkıyor. Bunlar Onlara, çok acı insanların şeyler. onlara kanması yani. Evet. Evet. Ve en önemlisi hocam, bu tür oyunların, bu tür programların 2002-2003'ten beri günümüze kadar halen daha ismi Evet. değişerek gelmesi. Evet, aynı kasedi ismini değiştiriyorlar. İsmini İşte değiştirdik. biz evlenik'i Biz Ece ile evleniyoruz. Seçmece'ye Ta getiriyorlar. Ece ile Seçmece'ye kadar dayandı. Biz evleniyoruz oynadılar. 2002-2003. Biz evleniyoruz. Biz Elazığ versiyonu. Biz evlenik dedik. Oynadık bitti. O dönemde dile getirdik ama. Dedi ki bak biz evlendik. Siz de gündemden düşün. Şimdi işte biri bizi gözetliyor. Biri bize kapın deliğinden bakıyor. Diye diye diye. An şimdi geldik evlilik Evet. programlara. Evlilik programı oldu. Evcilik programı. Artık da evcilik Evet. oynuyoruz. Birbirimize oynuyoruz. Muhtemelen 2023 yılında benzer bir süreci tekrar yaşayacağız gibi gözüküyor. Yani 10'ar yıllık Yani aralarla inşallah dönüp dolaşıyor. artık da o İnşallah bilinç oturur, o oturur. programlar olmaz. Biz de bu tür programları oynamayız. Adam akıllı eğitimsel programlar şey yaparız. Biz Ece ile Seçmece'de zaten mesaj verdik sonunda. Dedik bu bir rüya. Meruk Evet. Kaku rüyadan uyanıyor. Emoş sirkeliyor onu. Kendine Meruk gel. uyan diyor. Meruk Kaku da uyanıyor. Diyor ki acaba üstü açık mı yattık? Bir deliden süz rüya gördük. Çünkü Üşüttük mü, ne yaptık? üşüttük mü? Canımız mı öyle açıktı? Bir yerimiz mi açıktı? Hava mı işte ceyran mı aldık? Yani 2002-2003'ten beri gızdır gızdır ye. Biz diyoruz artık evlilik programları gündemden düşsün. Daha güzel programlarla, eğitimsel programlarla Türkiye'de gençlerimiz faydalansın, istifade etsin. Ve biz de daha farklı oyunlarla seyircinin karşısına çıkalım. Tek Evet. çabamız, uğraşımız budur hocam. Evet, evlilik müessesesi sadece iki kişinin kendi arasında yaptığı bir izdivaçtan ibaret değil. Değildir. Yani hani bunu bana gelen çiftlere ben onu söylüyorum. Diyorum ki iki aile, iki sülale evleniyor. O yüzden hani gerçekten çok önemli. Niye düğünlerde herkes işte bütün en yakınlarını çağırıyor? Hani herkesin çünkü hani
o evlilik müessesesinin sağlamlığıyla da çok ilişkisi var. O yüzden bazen birinin düğününe gittiği zaman oradaki kalabalığa da bakarlar. Yani ne kadar çevresi var, ne kadar hani aile dayanışması nasıl? Yani orada her şey birbiriyle ilişkili. Özellikle kadınlar açısından en büyük tecrübelerimden biri de eğer kendi ailelerinden destek alamazlarsa, ailelerini böyle dışlayarak, ailelerinin onayını almadan yapılan evliliklerde ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Ve sonradan da tekrar dönüp dolaşıp yine ailelerine dönmek zorunda kalıyorlar. O yüzden her zaman evet tabii ki insanın hayatında bir eşe mutlaka bir ihtiyacı var. Ve bu eşin eş hayatımızın en merkezinde olan kişilerden biridir. Ama ailelerimiz de mutlaka belli bir konumda tutulmalı ve onların da görüşleri, duyguları her zaman önemsenmeli. Evliliğin içinde o aile büyüklerinin de bir rolünün, bir öneminin olduğunu hiçbir zaman unutmamamız evet, lazım. Evet hocam. Mevlüt Kakko da herhalde filmin sonunda, tiyatro aynı oyununun sonunda bunları, bu mesajları verdi bize. Aynı öyle hocam. Bunlardan evet bahsettik. Çünkü bunlar ihtiyacımızdı. Toplumun ihtiyacı, gençlerin ihtiyacı. Bir de gençlerimiz de gençlik, o yaşlılar çıkıyorlar oraya. İkinci bahar diyorlar adına. Gençler bunları örnek alıyor. Diyor ki ben 20'sinde evlenirim, 25'inde boşanırım. Daha yaşım genç. 25-30 arası işte buldum, bulmadım 30'dan sonra dapura işte. Evlilik programı. Yani bir süre sonra ikinci, üçüncü, dördüncü baharlar ve çıkarsa şaşmayalım. Ondan diyorsunuz. Sonra da ayrı dünyaların insanları deyip ayrılıyoruz. Yine emniyet kayıtlarına bakın. En çok boşanmalar var işte. Avukat arkadaşlarımız, abilerimiz var. Avukatlar takip ediyor diyor. Boşanma davaları bize geliyor. Sırf boşanma davasına evet, bakan avukat ki, arkadaşlarımız var. Ne yazık ki aile danışmanlarına, psikiyatrlara insanlar bu aile konularında gelmiyorlar. Bunu delilik zannediyorlar. Ama gidiyorlar o ulusaldaki saçma sapan evlilik programlarında mahrem duygularını, bir takım özel yaşamlarıyla ilgili olayları olur olmaz yerlerde herkesin gözü önünde ifşa etmeye çalışıyorlar. Hani bunu da sağlıklı bir iş olarak yaptıklarını düşünüyorlar. Bu tabii çok yanlış bir şey. Yine benim psikiyatr olarak çok rahatsız olduğum bir konuydu aslında. Zaman zaman içimde hep diyordum ya bu saçmalıklar nasıl böyle rahat rahat yapılıyor falan diye. Hani reyting uğruna hani böyle saçmalıkların yapılmasına nasıl müsaade ediliyor diye. Ama bir bakıyorsunuz böyle otçular doktor olmuş. Böyle değişik sunucular terapist ya da psikiyatrist evet, olmuş. Evet. Ondan sonra da psikiyatriste gidince de işte delir kabul ediyorlar. Ya da doktora gidince de ya işte doktor geçen iki gün önce bir hastam geldi. Dedi ki hocam dedi. Ben dedi televizyon programlarında izlediğim bir doktor var işte. O bir ilaç satıyor. O ilacı içenlerin çocuğu oluyormuş. Ne diyorsunuz onu kullanayım mı? Ya dedim lütfen böyle saçma sapan şeylere itibar etmeyin. Hani o ilaç denen şey zaten ilaç değil. Üzerinde de bitkisel gıda takviyesi yani yazıyor. Ama ne yazık ki onu sunan bir gerçek bir tıp doktoru. İnsanları gerçekten buna inandırmaya çalışıyor. Yine bir ay önce Almanya'dan bir hastam aradı. Hocam işte bize İstanbul'dan bir firmadan dediler ki işte şu kadar ilaç var 2,5 milyar gönderirseniz göndereceğiz depresyonu ortadan söküp atıyor diye. Dedim ki ya ilaç denen şey eczanede satılır. Bunun zaten bedeli de böyle 2,5 milyar falan değil. Hani 10 lira 15 liralık ilaçlar. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılmış ilaçlar. O yüzden böyle şeylere gerçekten toplum ne yazık ki o ekranın cazibesine evet kapılarak yanlış yönlendiriliyor. Doğru mesaj verenler çok kale alınmıyor. Ben Ece ile Seçmece'nin gerçekten çok iyi bir mesaj verdiğini düşünüyorum. O yüzden de sizi ve ekibinizi kutluyorum tekrar. Sağ olun. Bir de hocam Ece ile Seçmece'de seriden değerli güçlü kalemler vardı. Bunu köşesine yazan biri sizsiniz. Cesaretle yazdınız. Doktor Ömer Deniz'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve Günerkan Aydoğmuş değerli şairimiz, değerli bir ağabeyim. Şair Günerkan Aydoğmuş hocama ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Köşesinde dile getirdi. Bunlar cesaretle yazılması gereken, dile getirilmesi gereken mevzularımız. Sıkıntı sorunlarımızdan söylemekten bir şey yapıyoruz yani. Evet. Rahatsızlık duyuyoruz. Bunlar söylenmesi lazım. Kusurlarımız söylenmesi lazım. Bir de insanlar branşıyla alakalı, mesleğiyle alakalı şeyleri yapmak lazım. Az önce söylediniz ya filan adam işte şunu evet yapıyoruz. Evet. Yani üstüne düşmeyen vazifeleri yapıyorlar. Bunları yenmemiz lazım. Evet. Herkes kendi üzerine düşeni konuşursa, yaparsa, icra ederse yeterlidir. Evet. Ülkem daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. İnşallah. Sevgili Levent Genç, programımıza konuk olduğunuz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum tekrar. İnşallah
bir başka programda tekrar birlikte oluruz. Yine güzel oyunlarda İnşallah. Beraber oluruz. Yine hazırlayacağın o yeni oyunu izlemeyi, seyretmeyi de çok büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum en azından. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda yaşamın içinden bir takım gerçekleri tiyatro bakışıyla bir tiyatro sanatçı arkadaşımızla değerlendirdik. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.